Yukarıdaki bir metni oluşturan 4 cümle verilmiştir. Bu cümlelerin hepsinde farklı sebeplerden kaynaklanan anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Anlatım bozukluğunun nedenini doğru göstermiştir grafik diyor. Aslı öğretmenine teşekkür etmiş ama onu çok sevdiğini söylemişti. Bağlaç hatası vardır ve onu çok sevdiğini söylemişti. Bir bağlaç yanlışlığı burada var, burada var. Burada yok pardon. Et bir şöyle burada var, burada da var. Öğretmeni de ona hem sarılmış hem de onu öpmüştü. Nesne eksikliği 2'yi buluyorum. Şöyle 2'ye geliyoruz. Evet 2 şurada. Nesne eksikliği şurada var. Bağlaç yanlışlığı nesne eksikliği. Bu sırada Meryem ve ben onları kıskanmıştım. Meryem ve ben bizi oluşturduğu için kıskanmıştık diyeceğiz. Özne yüklem uyumsuzluğu 3. Evet 3'te özne yüklem uyumsuzluğu karşıma geldi. 4'te devam ediyorum. Bunu anlayan öğretmenimiz derhal yanımıza gelerek biz de öpücüklere boğulduk. Evet burada da çatı uyumsuzluğu var. Gelerek etken boğulduk edilgen. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Resim dünyanın en eski sanat dallarından biri. Ressamlar yüzyıllardır düşündüklerini, hissettiklerini ve hayallerini resimlerle anlatıyor. Siz de resim yapmayı seviyorsanız bu yazımız tam size göre. Haydi gelin ünlü ressamları ve çok sevilen eserlerini, ressamların eserlerini şeklinde tamlama eksikliği var. Cevap Denizli. Ankara'dan Gümüşhane'ye giderken otobüste ben ve amcamın kızı, eğer ben varsam toplulukta yüklem birinci çoğul olacak, uyumamıştık şeklinde özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? İnternet günümüzde hayatın her alanında yerini almıştır. Kardeşim hakkında annem çok, babam hiç şikayetçi değildi. Annem çok şikayetçiydi, babam hiç şikayetçi değildi şeklinde ek ve il eksikliği var. Cevabım Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Doktor beni dikkatlice dinliyor, bana yardım edeceğini söylüyordu. Dolaylı tümleç eksikliği var. Mektubu koynuna koydu, bir daha çıkarmadı. Burada anlatım bozukluğu yok. Ayşe teyzem bana sarıldı. Beni bağrına basarak öptü. Nesne eksikliği var. İhbar üzerine otele giriş ve çıkışlar. Otelden çıkışlar. Dolaylı tümleç eksikliği var. Okula gelinirken öğrenciler derslerine hazırlık yapmıyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir demiş. Şimdi burada gelinirken ne var? Bu edilgenlik. Daha sonra yapmıyor. Bu da etken. Bir etken bir edilgen aynı cümlede bulunmaz. Dolayısıyla çatı uyumsuzluğu var. Hangisinde anlatım bozukluğunun sebebi yanlış eşleştirilmiştir diyor. Özel ve devlet okulları, özel okullar ve devlet okulları tamlama yanlışlığı bu doğru. Merve çok başarılı ama istekli değildi. Çok başarılıydı ama istekli değildi diyor. Ek eylem eksikliği bu da doğru. Okul birincisi ve hiç devamsızlığı olmayanlar biraz daha şanslı. Okul birincisi olan ve hiç devamsızlığı olmayan. Dolayısıyla burada hata yapılmadı. Bir saat ya da hiç çalışmayarak sınava girdim. Bir saat çalışarak ya da hiç çalışmayarak eylemsi eksikliği. Doğa ve toplumsal olayları, doğa olaylarını ve toplumsal olayları tamlamaya anlaştı. Konuşması düzgün ancak anlamlı değildi. Düzgündü ancak anlamlı değildi. Ek fiil yanlıştı. Dolayısıyla burada da hata yok. Sana verilebilecek en güzel hediye ve teklif buydu. Sana verilebilecek en güzel hediye ve teklif buydu. Burada tamlama yanlışlığı yok. Cevabım o zaman C.
Eleştirilerin son derece gereksiz ve doğru olmadığını gördük. Gereksiz olduğu ve doğru olmadığı eylemsel eksikliği, işaret ve belgisiz zamir, tamlama yanlışlığı. Kitap güzel ve seviyemizin üstünde değildi. Güzeldi ve seviyemizin üstünde değildi. Ek eylem eksikliği. Dolayısıyla cevabım C'dir. Mehmet'e incir kuşlarını ödünç verdim ama şimdi burada bunu buraya getirdiğimde anlatım bozukluğu olmadığı için tekrar nesneye gerek yok. Dolayısıyla bu doğru. Arkadaşıma doğum gününde telefon ettim. Böylelikle kimi mutlu ettim? Arkadaşımı. Yani onu buraya getiremediğim için, arkadaşıma mutlu ettim diyemediğim için burada eksiklik var. Yani şıklarda iki olacak, bir de olmayacak. Gökyüzünün resmini yapacak ve sergiye koyacakmış. Neyi koyacakmış? Gökyüzünün resmini. Anlamlı oldu, burada da yok. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor ve biz de karı seyrediyorduk. Evet, buraya da eklemem gerekiyor. Cevabım Denizli. Yukarıdaki döngüde anlatım bozukluğu bulunan bir cümle ve ardından bu bozukluğun sebebi verilmektedir. Buna göre diyor Ayşe ve ben, pardon, sen ve Ayşe gitsin bu işi halletme. Evet, sen varsan toplulukta siz olur yüklemim. Gitsin de gidin demem gerekir o zaman. Burada ne yanlışlığı var? Özne yüklem uyumsuzluğu var. Sonrasında yemek yapmasını bilmiyorsan hiç geçmeyeceksin ocağın başına. Yemek yapmayı bilmiyorsan gereksiz ek kullanımı. Bağlaç yanlışlığı bulacağım. Hava çok güzel fakat aydınlık. Hava çok güzel dediğimde bağlaç hatası oldu. Neden? Çünkü iki tane olumlu yargıyı bağladı. Fakat bağlacı bir olumsuz bir olumlu yargıyı bağlar. İki olumlu yargıyı bağladığında anlatım bozukluğuna sebep olur.